Bu maddeyi geceler boyu tartışırken sürekli olarak yargının siyasallaşması diyoruz. Yani bir hukukçunun benimsediği siyasal görüşüne göre kararlarını oluşturma ihtimalinden dolayı kaygılıyız diyoruz. Ve sizler de meclise sunulan bu tasarı ile yargının kendisine ekmek veren yere nankörlük yapmamasını istiyorsunuz. Yani yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınızla değiştiriyor ve kendi cemaatinizi kurmak istiyorsunuz. Oysa yargı halk iradesine bağımlıdır. Bu iradenin seçimle, sandıkla ve burada temsil ettiğiniz koltuk sayısıyla hiç mi hiç alakası yoktur değerli arkadaşlar. Evet, yasama sizde, yargı sizde. Oğlanınız kızınızla çay toplayan Yargıtay Başkanınızla beraber operasyonlarınız devam ediyor. Yargıya güveni sıfırladınız. Artık kim gerçekten suçlu, kim gerçekten suçsuz, inanın vatandaş karar vermekte zorlanıyor bu operasyonlarınız nedeniyle. Ama şunu unutmayın, yaratmaya çalıştığınız dikensiz gün bahçesinde gün gelecek, o dikenler size batacak ve dün önüne yattığınız kişilerle yarın aynı koğuşlarda yatmak zorunda kalacaksınız ve o gün geldiğinde biz sizi sığdıracak bir cezaevi bulamayacağız maalesef. Genel Kurulu saygıyla selamlıyor, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.